Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Tek vaka ve hasta tecrit edilmiş durumda dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastalığın 37 yaşındaki bir kişide görüldüğünü söyledi. Hasta hakkında bilgi de veren Bakan Koca, hastanın bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu, tecrit edildiğini ve teması takibi yapıldığını ifade etti. Bakan Koca, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor dedi. Maymun çiçeği virüsünün semptomları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Hastalığın ilk tespit edilen semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik öne çıkıyor. Maymun çiçeği hastalığını konuşacağız. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz Sayın Ertuğrul. Biraz anlatır mısınız? Nedir maymun çiçeği? Şimdi Türkiye'de geldi artık. Haliyle daha da merak ediyoruz bizler de. Şimdi ilk olarak şunu söyleyelim. 1950'lerin sonuna doğru 58'de laboratuvar maymunlarının hastalığıyla izole edilmiş. O nedenle maymun çiçeği hastalığı denmiş zaten bu hastalığa. Ama 1970'te ilk kez Kongo Cumhuriyeti'nde insanda da hastalık oluşturabileceği tespit edilmiş. Ve genellikle Orta ve Batı Afrika'da endemik olarak bulunan ve hani maymun çiçeği desek de aslında asıl bulaşmanın kemirgenlerden olduğunu bildiğimiz bir pox virüs ailesinden bir virüs, DNA virüsü. Bu hastalık eskiden beri bilinen bir virüs aslında hastalık. O bölgede yaygın ve bugüne kadar hep o bölgeyle teması olan, yani ya o bölgeye gitmiş geri gelenler veya o bölgeden diğer ülkelere gidenler aracılığıyla dünyanın diğer taraflarına taşınmış. Bugünkü sıkıntımız şu, bu sene ve daha önceki birkaç sene ama asıl önem bu sene ilk kez o bölgeyle teması olmayan bir biçimde dünyanın diğer taraflarında da yayılmaya başlandı. Yani bunun çeşitli nedenleri olabilir. İşte bir tanesi iklim değişikliği teorisi söyleniyor. Yani artık o bölgelerde de virüsün yaşayabileceği veya virüsü taşıyan hayvanların yaşayabileceği uygun ortamlar mevcut halde. Bir diğeri de bu göçmenlerin yoğun olarak yer değiştirmesinden kaynaklı olabileceği söyleniyor. Böyle bunlar spekülasyon. Hastalığa gelirsek biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi işte yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve kas ağrısıyla başlayıp böyle 3-5 günlük bir inkübasyon süresi dediğimiz kuluçka süresinin ardından daha sonra hemen bu yakınmaların ardından su çiçeğine benzer bir biçimde deride lezyonların olduğu bir hastalık. Böyle içi sıvı dolu, kabarcıkların olduğu, döküntülerin olduğu, biz veziküler lezyonlar diyoruz ona. Bu şekilde seyreden ve 14 gün içerisinde, 14 bazen çok nadir olarak 3 haftaya uzayabilen bir hastalık tablosu. Bu hastalık bugüne kadar yine çiçek aşısından kaynaklı, çiçek aşısı biliyorsunuz 1980 itibariyle artık ülkemizde de uygulanmadı. Dünyada da kaldırılmış durumda. Çünkü hastalık eradike edildi. O ikisi aynı grup hastalık olduğundan dolayı çiçek hastalığına karşı aşılananlarda çok da görülen bir hastalık değil. Daha çok çiçek hastalığına karşı aşılanmamış, işte sağlıklı genç erişkin bireyler veya çocuklarda görülen bir hastalık şeklindeydi. Ama bugün artık hastalığın yine aynı grup içerisinde ama diğer ülkelerde de görülmeye başlandığını görüyoruz. Buradaki ana nokta da şu, bağışıklık yetmezliği bulunanlarda ne yazık ki hastalık ağır geçebiliyor ve mortalite oranları yüksek olabiliyor. Ama diğer bireylerde, sağlıklı bireylerde genellikle kendini sınırlayan bir hastalık diyebiliriz. Yani mesela çiçek hastalığı geçirmiş olanlar daha önce bir bağışıklığa sahip oluyor mu maymun çiçeği hastalığı için? Şimdi çiçek hastalığı yaklaşık 40 yıldır dünyada görülmüyor. Hı. Yani 40 yıl civarında. O nedenle çiçek aşısı olanlarda o hastalığa karşı da, maymun çiçeği hastalığına karşı da bir bağışıklık olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar aşı yapılma üzerinden 40 yıl geçmiş ve bir bağışıklıkta düşme olsa da, savunma mekanizmasında düşme olsa da, burada karıştırılmaması gereken nokta şu, hastalığın deri lezyonları su çiçeğiyle çok benzer olduğundan dolayı insanlar genellikle bunu karıştırabiliyorlar ve sanki su çiçeği geçiren veya su çiçeği aşısı olanlar da bu hastalığa karşı bağışık mı acaba gibi bir soru işareti doğuyor.
Hayır, ikisi birbirinden çok farklı etkenler, ikisi birbirinden çok farklı virüs grupları. Bu anlamda da su çiçeği geçiren veya su çiçeği aşısı olanların bu hastalığa karşı bağışık olduğunu söyleyemeyiz. Öyle bir durum söz konusu değil. Ama deri lezyonları açısından baktığınızda deri lezyonları gerçekten birbirine çok benziyor. Maymun çiçeği virüsünde su çiçeğinden farklı olarak lezyonların hepsi birbirine benzer şekilde, su çiçeğinde öyle değildir, bazıları sönerken bazıları çıkar. Bir de en içi ve ayak tabanlarında da maymun çiçeğinde veziküler lezyonlar görülür ama su çiçeğinde genellikle bu tablo olmaz. Nasıl bulaşır peki maymun çiçeği? Bulaşma Sayın Bakan'ın da belirttiği gibi aslında yakın temas ile bulaşma söz konusu. Çünkü o veziküler lezyonlardan bulaş söz konusu olabiliyor. Başkalarına bulaştırma veya örneğin kişisel bazı malzemelerin ortak kullanımı gibi, işte havlu gibi, yatak çarşafı gibi, yastık kılıfı gibi bu tür malzemelerin ortak kullanımı veya yakın temas, tokalaşma, sarılma benzeri. Onun dışında evet solunum yoluyla bulaşmıyor ama damlacıklar aracılığıyla bulaşabiliyor. Yani bizim ağzımızdan çıkarttığımız o büyük damlacıklar, tükürük taneleri karşı birey tarafından alındığında bununla da bulaş söz konusu olabiliyor ama bunun için de çok yakın temas gerektiriyor gene. Çünkü bu damlacıkların büyük damlacıklar olması gerekiyor. Havada belirli bir süre asılı kalıp onlar yer çekiminin etkisiyle hemen düşüyorlar. Yani COVID-19 gibi kolaylıkla hani yakın temasla bulaşan bir hastalık diyemeyiz buna. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Sanki bu hastalığın bir cinsel yönelimle de ilişkisi olduğu yönün spekülasyonlar var. Hayır, bunu da mutlaka söyleyelim. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani bir cinsel yönelimle ilgili bir hastalık değil bu. Bu aynı hatayı daha önce HIV'de de yapılmıştı. O nedenle de yanlış anlaşılmalara ve bilim dışı açıklamalara insanların itibar etmemesini ben şimdiden öneririm. Peki nasıl korunacağız? Korunma aslına bakarsanız böyle bir şüphesi olan hastayla temastan uzak durmak, ama bunu nasıl bileceğiz diyeceksiniz. İşte döküntüleri olan, o bölgeyle teması olan veya hastalığın görüldüğü ülkelerden geldiğini bildiğiniz bireylerden uzak durmak, onları hemen izole etmek. Hani bireysel korunma yöntemleri burada çok birdenbire, örneğin siz şimdi Ebru Hanım olarak sokağa çıksanız bu hastalığı tanıyamayacaksınız ve temas edebileceksiniz belki de karşınızdaki bir satıcı veya herhangi biri. Ama özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Hastalığın görüldüğü ülkelerden gelenler elbette bir risk grubunu teşkil ediyor hastalığı bulaştırmak açısından. Bunun için aslına bakarsanız bakanlığın çok acil bir biçimde bir algoritma yayınlaması gerekiyor. Bunu daha önce de başka yayın kuruluşlarında da konuştuk. Benim dışında birçok bilim insanı da söyledi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği bizim enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının uzmanlık derneğidir. Oradan da buna ilişkin bir yayınlama yapıldı zaten. Bir bilgilendirme yayını yapıldı. O isteyenler Klinik Derneği'nin web sayfasına girerek bunları da çok rahat bir biçimde okuyabilirler. Asıl derdimiz böyle bir hastayla karşılaşan sağlık çalışanın ne yapmalıdır? Buna ilişkin bakanlığın henüz bir algoritması yok. Bir an önce bunun gündeme gelmesi gerekiyor. Yani ben bir hastayla karşılaştığımda veya şüpheli olguyla karşılaştığımda ne yapmam gerekir, nasıl tanı koyacağım, aldığım materyali nereye göndereceğim, bakanlık bu konuda ne yapacak, bunlara ilişkin bir algoritmamız ne yazık ki henüz yok. Peki yeni bir pandemiye yol açar mı? Bu biraz zor. Tabii pandemi sözcüğünden ne anladığımız da önemli. Şimdi bir yayılan hasta, dünyada yayılan bir hastalıktan bahsediyoruz. Bir bulaşıcı hastalıktan bahsediyoruz. Şimdi böyle bir bakarsanız olaya, evet bunun böyle bir riskli salgın hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Ama COVID-19 benzeri böyle 10 binlerin, 100 binlerin, milyonların etkilendiği bir salgından söz etmek çok zor. Ve öyle bir hastalığa dönüşme olasılığı da neredeyse sıfır. O anlamda da biraz daha rahatız. Yani burada şunu belirtelim. Hani dikkatli olalım, tetikte olalım ama panikte olmayalım. Çünkü bu hastalık zaten uzun yıllardır, yaklaşık 50 yıldır bizim bildiğimiz, üzerine çalışmaların yapıldığı, hatta bir aşısının da olduğu, hatta tedavisinin de, antiviral bir tedavisinin de olduğu bir hastalık olarak bakabiliriz buna. O anlamda elimiz bu hastalığa karşı biraz daha güçlü. Peki yayılma hızı?
Yayılma hızı çok düşük dikkat ederseniz, yani şöyle söyleyelim, yaklaşık 3 aydır konuşuyoruz ve toplam dünyada resmi olarak açıklanan olgu sayısı daha 4000'e yeni yeni ulaşıyor, 4000'e yaklaştı. O anlamda da hani şeydeki gibi, Covid-19'daki gibi R0 düzeyi böyle 2, 3, 4, 5 gibi değil, o anlamda da rahatız. Peki yani, ölüm oranı Sayın Ertuğrul? Bu da bağışıklık yetmezliği olanlarda, altta yatan hastalığı bulunanlarda risk aslında daha fazla. Mortalite oranı daha yüksek, %10-15'lere ulaşıyor. Burada da iki grup virüsten söz etmek mümkün. Bir Orta Afrika türü var. Hani bunu yanlış adlandırma olacak ama teşbihte hata almaz, varyant gibi düşünürseniz COVID-19'daki o alıştığımız dille. Bir Orta Afrika türü var, bir de Batı Afrika türü var. Orta Afrika'da daha ağır hastalık tablosuna yol açıyor. Ama şu anda dünyada yayılan tür Batı Afrika türü, o daha düşük mortaliteyle seyreden. Hatta hani %0.5 diyebileceğim, yani 1000'de 5 civarında, ama bağışıklık yetmezliği olanlarda ne yazık ki bu oran %15'lere çıkabiliyor. Peki bu hastalık karşısında Sağlık Bakanlığı'na düşen nedir? Yani aslına bakarsanız çoktan bizim şu anda bizlerin elinde bir algoritma olması ve şüpheli olgularda nasıl davranacağımızı biliyor olmamız gerekirdi. Ama hala bu yok. Bence sağlık çalışanlarının bir an önce bu konuda uyarılması ve buna ilişkin eğitim broşürlerinin, ne yapılacağına ilişkin rehberlerin hazırlanmış olması gerekirdi. İşte Sağlık Bakanlığı bence bundan sonra bunu yapabilmeli. Şunu bilelim. Yani dünyada artık enfeksiyöz hastalıklar, yani enfeksiyon hastalıkları dünyanın bir bölgesinde kalmıyor ve dünyanın diğer bölgelerine de yayılmaya başladı. Hepimiz bunu görüyoruz. Örneğin bizim ülkemize ilişkin daha önce Kırım Kongo bu tarzda bir salgın yaptı ve hala devam ediyoruz. İşte o anlamda Sağlık Bakanlığı sadece bu hastalığa ilişkin değil, bu tür lokal hastalıkların tümüne karşın bizim ülkemize gelmesi durumunda neler yapılması gerektiğine yönelik sağlık çalışanlarını bildirici algoritmalar mutlaka hazırlamalı. Peki hocam, son olarak kapatmadan koronavirüsle ilgili de bir soru sorayım. Nedir durum şu anda? Yani sağdan soldan böyle daha çok duyar olduk sanki son haftalarda koronavirüs olduklarına dair bilgi. Ebru Hanım, bakanın kendisi de açıkça itiraf etti. Yani olgu sayılarında bir 3 katlık artıştan bahsediyor bakanın kendisi de. Ya yani olgu sayıları artıyor şu anda. Bizim hastanelerde yaptığımız test pozitiflik oranları da artıyor. Hani bu öngörülebilir bir şey. Aslına bakarsanız daha önce de benim ve benim benzeri birçok hekimin, bilim insanının, Türk Tabipler Birliği'nin, klinik derneğinin, bilimsel derneklerin hepsinin açıklamaları doğrultusunda olgu sayısı artıyor. Yani kısıtlamaları böyle kaldırıp pandemi yokmuş gibi davrandığınız zaman, kısacası kafanızı deve kuşu gibi kuma gömdüğünüz zaman hastalığı görmeyebilirsiniz, ama hastalık bulaşmaya devam ediyor, yayılmaya devam ediyor. Çok ilginç bir biçimde biz bu sıralarda bu uyarılığıyla yaptığımız zaman da ciddi tepkiler alıyoruz. Ama hani buna benim elimden bir şey gelmez. Virüs yayılmaya devam ediyor ve risk grubu gerçekten şu anda risk altında. Çünkü çok uzun süredir insanlar aşılamaları da unutmuş durumda. Yani ek dozlarını yaptırma, anımsatma dozlarını yaptırmalarını da atlamış durumdalar insanlar. Ve olgu sayıları da artıyor. Tüm dünyada demeyelim ama şunu söyleyelim, en azından Avrupa ve Kuzey Amerika bakış açısıyla hani o tırnak içerisinde gelişmiş diyebileceğimiz zengin ülkeler, ki biz de kendimizi büyük olasılıkla öyle sınıfladık ve öyle davranıyoruz, artık COVID-19'un bir toplumsal halk sağlığı sorunu olmadığını ve bireysel bir sağlık sorunu olduğunu düşünmeye başladı bu ülkelerin sağlık otoriteleri. Ve ne yazıktır ki böyle düşündüklerinden dolayı tüm dünyada olgu sayıları ciddi sıçramalar yaşıyor. Dikkat ederseniz Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de hem olgu sayıları artıyor, ne yazık ki hem de can kayıpları da artıyor. Dünyanın bir bölgesinden ise hiç haber alamıyoruz, Afrika gibi. O bölgeler zaten çok kötü durumda ve orada hastalık yayılmaya ve insanları öldürmeye ne yazık ki devam ediyor. Bizim ülkemizde de şu andaki durum ne yazık ki olgu sayıları artıyor, artmaya da devam edecek. Biz böyle davranmaya devam edersek, böyle bir algı oluşturmaya sağlık otoritesi de devam ederse, çünkü sanki
COVID-19'a karşı çok başarılı bir mücadele yürütmüşüz gibi düşünüyor ama Türkiye'de bu sağlık çalışanları olmasaydı aslında Sağlık Bakanlığı'nın öyle çok da başarılı bir mücadele yürüttüğünü söylemek olanaklı değil. Sağlık çalışanları bu konuda gerçekten çok özveriyle çalışarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Siz de biliyorsunuz yine Türkiye İstatistik Kurumu 2 yıldır ölüm istatistiklerini açıklamıyor. Çünkü açıkladıkları zaman aslına bakarsanız COVID-19'dan can kaybının öyle 100 binler civarında değil çok daha yukarılarda olduğu ortaya çıkacak. Şimdi tüm bu eleştirileri biz yaptığımız zaman ne yazık ki kötü çocuklar bizler oluyoruz. Ama biz olmaya devam edelim, kötü çocuklar olmaya devam edelim ama gerçekleri de açık bir biçimde söylemeye de devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi yayınlar.